Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Hoca. Ben Necmi Hoca. Bugün sizlere katı cisimler konusunu anlatacağız. İkinci dönem müfredatındaki konuların çıkmasından dolayı geometriye ağırlık verileceğini düşünüyoruz ve kesinlikle hem TYT'de hem AYT'de katı cisimler konusunun ağırlıkla sorulacağını düşünüyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun için ben size temel diklik teoremi başlayacağım. Şimdi ben burada tanımlarını verip geçmeyeceğim. Mesela temel diklik teoremiyle başlayacağız biz burada. Katı cisimler konusunda en önemli şey dikliğin nereden geldiğini görememektir. Bunun için ölçek açısı ve 3 dikme teoremi olmak üzere bu 3 konu başlığıyla başlayacağız. Ondan sonra dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bazen biz bir yerden geometri öğretmeni olarak bir yerden dik çizeriz. Burası dik 90 derece deriz. Ya öğrenciler der ki bu nereden geliyor? Niye böyle oluyor? Bunu anlamadıklarını dile getiriyorlar. Bu yüzden de öncelikle dikliğin nereden geldiğini başlayarak dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakınız, bir düzlem çizelim biz burada. Üsttekine tekrar geri döneceğim. P düzlemi olsun. Bu masanın üzeri olabilir, kağıt üzerinde, kağıt üzerindeki bir düzlem olabilir. Herhangi bir düzlem çizdik. Havada bir tane P noktası aldım. P noktasından aşağı doğru bir dik çizdiğim zaman. Artık bu P havada bir nokta düşünürseniz düzleme buradan dik gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bunun içerisinde düzlemin içerisindeki herhangi bir nokta doğru çizelim. Şöyle bir doğru çizdik. Bu çizdiğim doğruna D doğrusu olsun. D doğrusu şurası 90 derece olmuş olur. Bakınız düzlemin içinde ya. Düzlemin içinde olduğu için içeriden bir tane daha doğru çizebilirim. O zaman şurası da 90 derecedir. Şimdi yukarıya bakalım. Şöyle elimizde bir tane E düzlemi olsun. E düzlemin içerisinde bir tane D doğrusu çizdik. Burası 90 derece. Bakınız D1 doğrusuna şurası 90 derece diktir. Ya da D2 doğrusu şöyle gelmiş oluyor. Dikkat ederseniz burası 90 derecedir. Şimdi D3 doğrusuna dik değildir. D3 doğrusuyla D doğrusu dik durumludur. Dik durumludur sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki dikliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi dik nereden gelir? Şöyle çizdiğim zaman 90 derece, 90 derece, 90 derece ve dik durumlu olduğu zaman bunun içerisindeki her doğruya dik durumludur diyebiliriz. Bakınız burada ölçek açısı denen bir kavramımız var. Nedir ölçek açısı? İki düzlem arasındaki açıya ölçek açısı denir. Yani şu gördüğünüz sayfa düzlemini düşünelim. Elinizdeki bir defteri açık hali biçimde düşünebilirsiniz. Arasındaki açıya ölçek açısı denir. Ölçek açısı alfa biçimde yazarsak ölçek açısıdır. Bir diğer önemli kavram sevgili arkadaşlar 3 dikme prensibidir. Şuraya yazalım. 3 dikme prensibi. Şimdi burada ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Bu havadan olsun. Havadan düzleme dik geldi. Şöyle doğrumuz var. Birinci dik burası. Şuradan geliyorum, dikkat edin. Dik geldi. Şöyle düzlemin içerisinde bir doğruya şurası da 90 derece çizdiğimiz zaman şöyle diyorum ben. Dik geldi. Doğruya dik gitti. Elimizi kaldırmadan başlangıç noktasına tekrar döndüğümüz anda biz 3 dikme prensibini böyle görebiliriz. 90 derece, 90 derece, 90 derece biçimde yazabiliriz. Yani bu son derece önemli bir kavram. Lütfen dikkat edelim. Hem birinci dik, ikinci dik ve üçüncü dik. Bakınız şu aklınıza gelebilir. Ya hocam burası 180 derece olması lazımdı. 90-90 arada bir açı kaldı. Bu nedir? Bu açıda burasına biz alfa yazdığımız zaman bu açının ölçüsü de demin burada gösterdiğim gibi ölçek açısıdır sevgili arkadaşlar. Ölçek açısı şurası alfa. 90 farklı düzlemlerde olduğu için bu aşağıda düzlemin içinde bu havadan D doğrusu yaptığı açı, bu da havadan düzlemin içerisindeki bir noktaya dik gelerek oluşan açıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar biz dikdörtgenler prizması, küp, kare prizma, silindir her birini ayrı ayrı inceleyeceğiz ama diklik kavramını görmemiz gerekiyor. Yani düzlemlerin ve düzlemin içerisindeki doğruların birbirine nasıl dik olduğunu mutlaka görmemiz lazım. Şimdi mesela bakınız. Diyelim ki ben yüzey üzerinden şöyle bir tane doğru çizdim. Bakınız bu yüzey şu bizim bir kenarımız olsun. Şu kenara gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar şunu yine yeşille göstereyim ben. Burası 90 derecedir. Veya başka bir tane nokta aldım. Yine düzlemin içerisinde A, B, C, D düzleminin içinde. Bir nokta aldık. Şurada bir nokta. Şöyle birleştirdiğim zaman bakınız. KA doğrusu ile şurası F noktası olsun mesela.
AF doğrusu şurası 90 derece olmak zorundadır. Ya da mesela başka bir deyişle, yani düzlemin içerisinde aldığım bir nokta ile kesinlikle ve kesinlikle şu duvar olarak düşünürseniz, duvarlar birbirlerine dik olmak zorundadır sevgili arkadaşlar. Bakınız, şurada bir tane hayati bir not var. Nedir bu? Prizma içinde havada bir doğru parçası varsa, doğru parçasına ait herhangi bir yüzeyden bir doğru parçası çizilip üçgen oluşturulursa, oluşan üçgen büyük ihtimalle dik üçgendir. Bak, buradaki can alıcı nokta aslında şurası. Herhangi bir yüzeyden bir doğru parçası çizilirse demiş değil mi bize? Şimdi bunu şöyle gösterebilirim. Bakınız, havadan bir tane doğru çizdim buraya. Havadan, prizmanın içinden şu köşeye bir tane doğru çizdim. Acaba ben buradan bir dik üçgen nasıl oluşturabilirim? Şimdi onlara bakıyorum. Diyelim ki şu köşeyle birleştirdim bakınız. Şu köşeyle birleştirdim. Havadan geldi. Şöyle şurasına biz R noktası diyelim mesela. NRD. Üçgen oluştu. Burada bir üçgen, dik üçgen oluşması lazım değil mi? Bu açı 90 derece değil. Bu açı da 90 derece değil. Burası 90 derece olmuş olur. Bu defa havadan şöyle bir tane doğru çizdim ben buraya. Havadan bu doğruyu çizdik sevgili arkadaşlar. Bakalım bu havadan çizdiğim doğruyla nasıl bir dik üçgen oluşturabilirim? Bakınız şimdi. Şunu çizmiş olan bu yüzey üzerinden şöyle çizdik. Burada bir üçgen oluştu. Yine şuna biz R noktası diyelim. Burada NRA üçgeni olmuş oluyor. Bakalım neresi 90 derece olur? Bu açı 90 derece olmaz. Burası da olmaz. Yüzey şu ikisi birbirine dik olduğu için burasının 90 derece olması gerekir. Yine başka bir şekilde bir işlem yapalım bu defa. Diyelim ki yine havadan bir doğru çizmiş olduk. Havadan doğrumuzu çizdik. Başka nereden dik üçgen oluşturabilirim acaba burada? Bakınız, şu düzlem üzerinden şu noktayı birleştirirsem, şu yüzey, şurası KN doğrusuyla, şurasına yine R diyelim. Bu KR doğrusu şu açı 90 derece olmuş olur. Ya da başka nasıl oluşturabilirim? Mesela diyelim ki havadan şöyle şu noktayla şuradan şurası şöyle havadan yine bir doğru çizmiş olayım buradan sevgili arkadaşlar. Bakınız burasıyla şunu birleştirirsem şurası 90 derece olmak zorundadır. Dik üçgenimizi oluşturduk. Başka nereden yapabilirim? Bakın bunu bir de başka şurada yapabilir miyiz acaba? Bunu böyle şu noktayla birleştirirsek burasının da 90 derece olması gerekir. Bakınız ne yaptık şimdiye kadar? Diklik kavramı nasıl oluşturulur? Bir üçgen içerisindeki 90 dereceyi nasıl göreceğiz? Düzlemler birbirlerine nasıl dik olur? Onları göstermeye çalıştık. Şimdi son olarak şurada gördüğünüz tam bulunduğunuz oda. Bulunduğunuz odanın şu 7 olması da olur. Şunu şimdi silelim. Bir oda düşünürüz burada sevgili arkadaşlar. Tam bu noktadan siz bakıyorsunuz odaya. Odanın tabanı, şunlar da duvarlar olsun. Bu duvarlar bu şekilde olduğu zaman bakalım biz dik üçgen nasıl oluşturabiliriz? Bakın şurada bir tane nokta alalım. Şurada bir tane nokta. Şöyle bir tane doğru çizdim. Bunu çizdikten sonra havadan şu duvara şunu birleştirirsem. Neresi 90 derece olur? Burası değil. Burası da değil. Bakın duvarın üzerinden gittim. Duvarın üzerinden gittim. Şurası 90 derece olmuş olur. Şimdi birkaç uygulama yapacağız arkadaşlar. Bunu küpte, dikdörtgenler prizmasında, kare prizmada daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama ondan önce şimdi ölçek açısı nedir? Üç dikme prensibi nedir? Biz bunlarla alakalı sevgili arkadaşlar biraz uygulama yapmak istiyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuzla başlıyoruz. Burada BC, KL eleman E düzlemi. AB diktir E'ye. Hemen belirtiyorum AB'nin dik olduğunu ve AC diktir KL'ye. AC'nin KL'ye dik olduğu söylenilmiş. Biraz önce İsmail Hocam anlattı şöyle bir şekilde. Şimdi burada bir diklik var. Burada bir diklik var. O zaman şu ifadenin de dik olması lazım. 3 dikme teoreminden dolayı. Birinci dikmemiz, ikinci dikmemiz, başlangıç noktamızla bitim noktamızı birleştirdik. Burada da bir tane 90 derecemiz oluştu. Şimdi bu üçgenden başlıyorum. 60 derece verilmiş, yukarısı 30 derece. 60'ın karşısı 4 kökü ise 30'un karşısı 4. O zaman bu üçgende 90 derecenin karşısı 8 birim ve burası dik üçgen olduğu için 10, 8, bu kısım 6. Bu kısım dik üçgen olduğu için 5, 4, bu kısım 3. Bizden sorulan soru KL cevap 9. Diğer sorumuzda
BC ve DK E düzlemi üzerinde verilmiş. AB diktir E düzlemine denilmiş şu şekilde. BC diktir yine DK'ya denilmiş şu şekilde. Arkadaşlar biraz önce bahsettik. Yine aynı şekilde söyleyelim. Madem birinci dikmemiz burası, ikinci dikmemiz burası. O zaman üçüncü dikme olarak şuranın da dik olduğunu söyleyebilirim. Bize verilen ifadede BC uzunluğu 4 kök 3 birim. AB uzunluğu 4 kök 6 birim. 4 kök 6 birim şu kısım 4 kök 6 birim. Ve KC uzunluğu 5 verilmiş, AK uzunluğu soruluyor. Buradaki dik üçgen yardımıyla 4 kök 3 var, 4 kök 6 var. Bir Pisagor uygularsanız arkadaşlar bu ifadenin sonucu 12 olur. Şimdi bu üçgene baktığınız zaman 5, 12 kaç üçgenimiz vardı? 13. O zaman AK uzunluğu 13'tür diyebilirsiniz. Bu soruda sevgili arkadaşlar, şimdi demiş ki BCDK elemanıdır E, yani bu düzlemin içinde anlamına geliyor bu, şu eleman. AB diktir E, AB doğrusu dik, buranın 90 derece olduğunu vermiş. Bakınız ben demin dedim ki, birinci şöyle dik geldi, ikincisi buraya geldi, burası 90 derece. Burası dik, elimi kaldırmadan tekrar aynı noktaya dönüyorsam, 3 dikme prensibini burada uygulayabiliriz. Birinci dik, ikinci dik, üçüncü dik olmuş olur. AC'nin uzunluğu 17 birim olarak vermiş, AB'nin uzunluğu 15 olarak vermiş. CD'nin uzunluğu 6, istediği şey BD'nin uzunluğu, burayı da sormuş. E biz biliyoruz zaten 8, 15, 17 özel üçgenden burası 8 birim olmuş olur. E şurada bir Pisagor uygularsak 6, 8, 10 olarak biz bunu bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane dikdörtgenler prizmasında diklik kavramını göstermek amacıyla bir uygulama yapalım isterseniz. Şimdi bakınız, havadan bir doğru, şuradan gördüğünüz gibi bir doğru havadan birleştirilmiş. 4 birim, şu uzunluk 4 birim, burası 4 birim. 2 birim, burası 2 birim olmuş olur. Bakınız şimdi, burada şunu çizersem eğer 90 derece olduğu için 2, 4 dik kenarlardan biri, üçgen dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçüğün karekök 5 katıydı. Burası 2 kök 5 olmuş olur. E 6 birim, bunun da 6 birim olması gerekir. 3'e 3. Bakınız şimdi, havadan geldi, düzlem üzerinde gitti, o zaman burası 90 derecedir. E sorduğu şey bize neydi? HK uzunluğunu sormuş. Yani bu üçgende Pisagor bağıntısını uygularsak 2 karekök 5'in karesi artı 3'ün karesi eşittir. Şu uzunluğa x birim yazalım. X'in karesi 20 artı 9 x'in karesine 29 yapacak. Karekök 29 x olarak bulunmuş olur. Bakınız şimdi, burada aynı şekilde şimdi bu soruda gördük. Bu soruda gördük diklik kavramını. Acaba burada diklik kavramını nereden göreceğiz? Havadan, dikkat dikkat. Havadan geldi, kayla bir birleşti mi? Evet. Peki nereden çizersem dik olur? Dik üçgeni nasıl oluşturacağım? E bakınız, şunu çizersem. Çünkü bu yüzeyle burası dik. Şu açı 90 derece olur. 6 birim olması lazım. 2 burada, buraya 4 kalır. Burasının zaten dik olduğunu biz biliyorduk. Pisagor bağıntısında demin burada da yapmıştık. 2 kök 5 bulmuştuk. O zaman burası 2 kare kök 5. E bakınız zaten neyi sormuştu bize? Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgen prizmasındaki B ve K noktalarının birleştirilmesi oluşan BK doğru parçasının uzunluğu. Yani bunu sormamış mıydı? Şurada bir Pisagor yapmalıyız. 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi x'in karesine eşittir. Buradan cevabımız kaç çıkacak? 20. 6 olarak bulmuş olur. Arkadaşlar bu sorumuzda bize yine bir dikdörtgenler prizması verilmiş ve PC uzunluğu kaç birimdir diye soru sorulmuş. Şimdi biz dedik ki bir uzunluğu bulabilmek için dik üçgen oluşturacağız. Dik üçgenimizi dikkat ederseniz bakın şurada CC üstüne dik. C üstü B üstüne dik. Birinci dikmemiz burada. İkinci dikmemiz burada. Siz de o zaman C ile B üstünü birleştirirseniz 3 dikme teoreminden dolayı şurası 90 derece olur diyebilirsiniz. Bize verilenlere göre CC üssü 2 birim. A üssü D üssü denilmiş. A üssü D üssü 6 birim. Arkadaşlar burası 6 birimse burası 6 birim. O zaman burada bir Pisagor yaparsanız şu uzunluk 2 kök 10 birime eşit olur diyebilirim. Devam ediyorum. Bize DC uzunluğu 9 birim verilmiş ve şöyle bir ifade söylenilmiş. PB üssünün 2 katı
A üssü P'ye. Şimdi 9 birim olduğunu gördünüz. 9 birim ise bunu 9 birime ayarlamak için siz buraya 3 derseniz bu kısım 6 birim olur. O zaman şu kısma 3 birim diyebilirsiniz. Burada bir Pisagor'u yaparsanız 2 kök 10 karesi 40. 3 karesi 9. O zaman PC 7'ye eşit olur diyebilirim. Diğer sorumuzda şekildeki dikdörtgen prizmasında KL uzunluğu kaç birimdir diye soru sormuş. Şimdi yine bir diklik oluşturacağız. Arkadaşlar dikliği şu şekilde oluşturacağım. Dikkat edin. LA dik. AE dik. O zaman ben birinci dikme, ikinci dikmeyi görüyorum. L ile E noktasını birleştiriyorum. L ile E'yi birleştirdiğim zaman 3 dikmeden dolayı burası 3. dikliğim oldu. Şimdi bu kısım 16 birimse bu kısım 16 birim olacak. O zaman 8 birimi burada, 8 birimi burada. Bu kısım 4 kök 5 ise bu kısım 4 kök 5 birimi olacak. Ve şu kısım 10 birimse bu kısmın 10 birim olabilmesi için 5 birim ve 5 birim paylaşacaklar. Şimdi birinci olarak şu üçgenin içerisinde bir Pisagor bağıntısı uyguluyorum. 16 çarpı 5 burası 80, burası 64, 144. 144'ten dolayı şu kısım 12. Şurada bir Pisagor uygularsanız 5, 12, 13 üçgenidir diyebilirsiniz. Cevabımız KL uzunluğumuz yani 13 birim olur diyebilirim. Bu soruda ABCDEFGH karedik prizma. Şimdi karedik prizma dediği için arkadaşlar alt ve üst tabanları birbirine paralel olan prizmalar demektir dik prizmalar. Karedik prizma varmış elimize. Bakın dikkat edin, karedik prizmanın uzak köşesinden şu köşelere iki tane doğru çizilmiş şöyle bir üçgen oluşturulmuş. 4 birim 4 birim kare olduğu için tabandaki şu uzunluklar birbirine eşit. Uzunlukta yani yüksekliği de karedik prizmanın 8 birim olarak verilmiş. Sorduğu şey nedir arkadaşlar? Verilenlere göre KFG üçgeninin alanı, yani bu üçgenin alanını sormuş değil mi bize? Peki. Şimdi biz her zaman için ne diyorduk? Bir üçgenin alanını nasıl buluruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 4. Yüksekliğimiz, bakınız şu böyle havadan şunu çizersek burası 90 derece olarak biz bu kırmızıyla çizdiğim yüksekliği bulmaya çalışalım. Onu nasıl buluruz acaba? Bakınız aslında onun için o da bir kolay bir yolumuz var. Buradan orta nokta, şöyle bir tane orta nokta olmak zorunda değil. Şöyle buna paralel bir doğru çizersek ve şurayı birleştirdiğimiz zaman 90 derece olur mu? Olur. Çünkü alttaki düzlem yukarıdaki düzlemle, yani iki duvar dik kesişir. Öyle de düşünebilirsiniz. 8 birim burası 8 birim olur. 4 birim burası 4 birim olur. Şurada bir Pisagor bağıntısı uygularsak şu çizdiğim şurasına L noktası diyelim. KL uzunluğunu burada bulabiliriz. Yani 8'in karesi 4'ün karesi KL uzunluğunun karesine eşittir. Buradan KL'nin uzunluğu 64, 16 daha karekök 80 karesini aldığımız zaman kök dışına kaç çıkar? 4 kök 5 KL uzunluğu bulmuş olur. Bakınız neyi bulduk biz? Yüksekliği, alanı sormuştu bize. Alan formülümüz neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 4 kök 5 çarpı 4 bölü 2'den şunu sadeleştirelim, 2, 8 kök 5 olmuş oluruz. Şekildeki kare dik prizmada, kare dik prizma tabanlardaki dörtgenimiz kare, yüksekliğimiz 3 kök 2 olarak verilmiş. AK diktir EC'ye, AK doğrusu şu havadan giden doğruya dik olarak vermiş. Bununa göre demek ki olduğuna göre AK uzunluğu kaç birimdir demiş. Yani bize bunu soruyor. Peki burada aslında sihirli soru şu. Şu düzleme altından gelen bir doğru. Bu duvarın kendisi. O zaman bu açı 90 derecedir. Bakınız dikten dik indi. Ne demektir burada var? Ne var burada? Öklit bağıntısı var değil mi? Şimdi şuranın 90 derece olduğunu biz biliyoruz. 4, 4, 4 karekök 2. Yükseklik 3 kök 2'di. Burası da 3 kök 2 olmuş olur. Aslında bakın şöyle bir şey oldu mu acaba? Burası 90 derece. 3 kök 2. Burası 4 kök 2. Şöyle bir dik. Bize bunu soruyor. Öklit yapabilmemiz için şu uzunluğa ihtiyacım var benim. Onu da şu üçgendeki Pisagor bağıntısından bulabilirim ben. Bulalım. Yani 3 kök 2'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesi EC uzunluğunun karesine eşittir diyebiliyorum. Şu kalemimizi değiştirelim, pek görünmedi sanki. 18 artı 32 eşittir EC uzunluğunun karesine. Burası 50 yapacak. EC uzunluğunun karesi, her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman 5 kök 2 EC olarak bulduk. Burası 5 kök 2. Şimdi Öklit uygularsak 3 kök 2 çarpı 4 kök 2 eşittir yükseklik
x çarpı 5 karekök 2'ye eşittir. Buradan şu kök 2'lerin bir tanesi sadeleşsin. Ne oldu? Şurasının değeri 12 kök 2 bölü 5. X'in değeri bulunmuş olur. Arkadaşlar bu sorumuzda şekilde ayrıtları 4 birim, 8 birim ve 12 birim olan dikdörtgenler prizması verilmiş. MA ile MB birbirine eşit, MK ile KC birbirine eşit olduğuna göre HK uzunluğu sorulmuş. Şimdi HK uzunluğu soruluyor. Biz dik üçgeni oluşturacağız. Şöyle söylüyorum. Burası 4 birim olduğu için 2 birime 2 birim. Ben şuradan bir tane paralel doğru çiziyorum. Burada 1 bölü 2'lik bir oran olduğu için şu kısım 1 birim. Şuraya KH üssü diyelim isterseniz. Bu kısım 1 birimse bu kısım 3 birim. Şu kısım 3 birim. Bu kısım da orta nokta olduğu için 4 birime 4 birim şeklinde çizdim. Şimdi bizim amacımız HK'ya ulaşmak. HK'ya ulaşmak için bir tane dik üçgen oluşturalım. Dik üçgeni şuradan oluşturalım. Şurada bir tane dikliğimiz var. Burası da paralel olduğu için şu yöndeş açılardan dolayı 90 derece. 3 birim, 4 birim. Burası 5 birim. 5 birim, 12 birim. Burada bir dik üçgenimiz var. O zaman HK uzunluğumuz 13 birim olur diyebilirim. Diğer sorumuzda şekilde bir ayrıtı 6 cm olan bir küp verilmiş. M ve K sırasıyla yüzeylerinin ağırlık merkezleri ve T eleman HG denilmiş. Buna göre alan MTK kaç santimetre karedir diye bir soru sormuş. Şimdi 6 birimse küp olduğu için her taraf 6 birim. Ben A ile H'ı birleştiriyorum. Arkadaşlar AH dediğiniz karenin köşegeni. Aynı zamanda diğer taraftan köşegen çizdiğiniz zaman diklik oluşacak. 6 birim 6 birim 6 kök 2 birim. 6 kök 2 birimse 3 kök 2 birim burada. 3 kök 2 birim burada. Burası paralel olduğu için şurası 90 derece. Madem 90 derece burası 3 kök 2 birimse şuradan da bir tane diklik çizdiğiniz zaman burası da 3 kök 2 birim. Tabanımız 6 birim. Taban 6, yükseklik 3 kök 2. 6 çarpı 3 kök 2 bölü 2'den cevabımız 9 kök 2 birim yapar diyebiliriz.